Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 6. sezon 5. bölümü hakkında konuşacağım. Bir Flash bölümü olduğunu düşünmüyorum bu bölümün. Bunu baştan söyleyelim. Bence daha çok The Cisco ya da The Vibe dizisi için çekilmiş enteresan bir bölümdü. Niye böyle söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz ki Barry Allen'ı dizide neredeyse toplasanız 40 dakikalık bölümde 3-4 dakika falan gördük. O da zaten tatile gidiyordu Iris'le. Sonra da yine tatilden geldi. Tatilde gitmişler gelmişler. Iris'in kıvırcık saçları. Toplamda herhalde yaklaşık bir günlük bir hikaye izledik bu anlamda. Şimdi dizi, yani daha doğrusu bölüm, Cisco'nun bir olay sonucu tutuklanmasıyla, sahnesiyle başlıyor. İşte polis geliyor, Cisco Ramon tutuklandım falan diyor. Sonrasında 12 saat öncesine gidiyoruz. Bu olayların nasıl meydana geldiğini görüyoruz. İşte Iris ile Barry tatile gidiyorlar ve bütün yetkiyi de tabii ki Cisco'ya bırakmışlar. Cisco da Barry, hani takım lideri Barry olduğu için, onun düşüncelerini işte ortaya çıkaran bir alet yapıyor. Barry diye bir alet yapıyor. Yani yazılışı bu. Yine Barry gibi okunabiliyor herhalde. Ve tabii ki işte sonrasında gidiyor zaten. Iris de biri gidiyor. Burada olacak bir şey yok. Sonrasında işte diyor ki Catelyn'e, Ralph'e de diyor, siz de gidin diyor. Bir araştırın bakalım diyor. Ramsey'i araştırın. Onun laboratuvarına gidin falan diyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada sanırım daha çok Catelyn, yani Killer Frost, yani Frost tek başına işler yapıyor ama sonra işte Ralph de onunla beraber hareket ediyor. İşte çok kısa bir Bloodwork, Ramsey, Russo hikayesi var. İşte Catelyn'le karşı karşıya geliyor. Catelyn oluyor. Yani Frost'luktan çıkıyor. Boynunu kırıyor, şey sıkıyor. İşte bir daha karşılaşırsak sana zarar veririm diyor. Bunları hızlıca geçiyorum çünkü bu kısımlar o kadar zaten bölüm içinde bile değersizdi. Ama şeyi görüyoruz. Ramsey'nin yeteneklerini daha etkili bir şekilde kullanmaya başladığını görüyoruz. İşte elinden böyle kan çıkarıyor ve güçlenmek için sürekli bir kana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Tabii ki Catelyn'e de ya da Frost'a da benimle birlikte devam et diyor. Böylece işte ölümsüz olabiliriz falan filan diyor. Yani böyle bir hikayesi var. Neyse arkadaşlar, işte bu kısım böyle. Ayrıca Joe da tünele kadar bu bizim Nashwells'i takip etmiş. Hatırlıyorsanız geçen bölüm sonunda Nashwells'i tünelde görmüştük. İşte Wells orada bir kazı bir şeyler yapıyor. Çünkü monitörün işte orada ne sakladığını öğrenmek istiyor. Tabii ki Joe gelip bunu şey yapıyor, işte yakalanıyor. Orada bir kavga gürültü derken o kolundan çıkan şeyle bir anda hapis kalıyorlar tünellerde. Zaten bölüm sonunda da Ralph gelip kurtarıyor bunları. Birazcık orada Joe ve Wells arasında bir sohbetler oluyor. İşte yine duygusal safsatalar. Ama Joe burada monitör geldi, işte Barry'e öleceğini söyledi falan diyor. Bu açıdan yine önemli bir şeydi. Çünkü Wells böylece en azından kahramanlarımızla birlikte monitöre ve gelecek krize karşı direnebilecek biri olduğunu göstermiş oluyor. Bilmiyorum ama hani hala ben paria olduğunu düşünmüyorum ya da nasıl okunuyorsa paria. Ama olabilir de, yani hiç beklemediğiniz bir şey çıkabilir yani oradan. Neyse, yani bu konu böyle. Hatta bölüm sonunda da Nashwells diyor ki artık diyor ben size diyor Barry'i nasıl kurtaracağınızı söyleyeceğim diyor. Şimdi arkadaşlar, olaylar bunlardı. Bunun dışında Gypsy, Breacher ve Cisco üçlüsünün, hatta bir de Camilla var, hikayesini izledik aslında. Cisco bu yaptığı Barry aleti neyse yüzünden aslında ve de işte şeyleri kapatmasından dolayı, yani kendi gücünü absorbe etmesinden dolayı, yok etmesinden dolayı Vibe yeteneğini, rüyalar görmeye başlıyor. Ama aslında onun sebebinin sonrasında başka bir durum olduğunu görüyoruz. Dünya 19'daki Gypsy, yani eski sevgilisi, ölmüş arkadaşlar. Bunu hiç söylemeye de Breacher geliyor Cisco'ya, ondan yardım istiyor katili bulmak için. Katil de Echo adında bir hacker. Ve yani aşağı yukarı neredeyse tahmin edilebilir bir şeydi. Tabii ki Cisco güçleri olmadığı için bir aletle falan buluyor. İşte sonrasında Cisco'nun suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Cisco olayı çözüyor ve kendisinin bir ikizi olduğunu, yani başka dünyadaki bir benzerinin aslında Gypsy'yi öldürdüğünü öğreniyor, fark ediyor. Hatta bir sonraki bölümde de cenazesi olacak. Bir haftaya işte cenazesi yapılacak falan deniyor. Cisco falan da oraya gidecek herhalde. Şimdi tabii ki bu bölümde Barry ve Iris yoktu. Özellikle Barry'nin olmamasının nedeni ortak bölümler için artık çekimlere gidiyor olması büyük ihtimalle. Arrow setinde vesaire olduğunu varsayabiliriz yani. Tam anlamıyla bir filler, yani doldurma bölümdü. Genel olarak hani bölümün işte Cisco'nun zekasıyla bu işi çözmesini izledik. Kendisinin bir benzeriyle kavga dövüşünü izledik. Echo'dan daha zeki olduğunu da görmüş olduk.
Bunun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Camilla ile aralarındaki bağın da güçlendiğini söylemek mümkün. Yani o seni seviyorum, seni seviyorum karşılıklı birbirlerine söylememe halleri ya da söyleyememe halleri birazcık çözüme kavuştu. Söylemeden söylemiş oldular. Yani burada Bratcher'ın da belki etkisi olmuştur. Onu da görmek güzeldi aslında. Belki orta bölümlerde de görsek güzel olur aslında. Sonuçta farklı bir dünyanın insanı kendisi. Yani Dünya 19 şu anda hayatta en azından bunu biliyoruz. Tabii ki kriz oraya da yaklaşıyor. Bakıyorum notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Cipsi öldü deniyor ama ölmemiş de olabilir. Çok yani birazcık sonra söyleyeyim. Cipsi'nin ölümü yani kötü oldu. Yani bu kadar boş beleş bir ölüm yok. Zaten kadını arkadan gösterdiler. Yüzünü bile göstermeye gerek duymadılar. Bunun dışında Chester %87 iyileşmiş. Bunu görüyoruz. Yani taburcu olacak zaten. Belki haftaya belki öbür hafta taburcu olacak. Ve bu belki de sezonun ikinci yarısına bağlanacak. Zaten 5 bölüm arkadaşlar. Kaldı 3 bölüm. 3 bölüm içinde Bloodwork'ü egale etmeleri gerekiyor. Yani tahminim yani ilk bölüm sezonun ilk yarısının kötüsü dediler. Demek ki ilk yarıda bu halledilecek. Yani Bloodwork'ü ya bir daha görmeyeceğiz, onu alt edecekler ya da kaçıp uzaklara gidecek gücünü toplamak için. Belki sezonun ikinci yarısının sonlarına doğru gelecek, bilemeyiz. Yani Nashvels dediğim gibi Barry'i kurtarabileceğini söylüyor. İkinci yani bir haftaya bunun nasıl olabileceğine dair bize tüyolar verebilirler. Yani bölüm böyleydi arkadaşlar, aslında boş bir bölümdü ya, yalan olmasın, şimdi söyleyecek hiçbir şey yok. Ufak tefek göndermeler var ama onlar o kadar değersiz ki. Star Wars göndermesi yapıyor, işte Dedektif Murdoch göndermesi yapıyor. Yani böyle Jurassic Park göndermesi yapıyor. Bunlar en çok değersiz şeyler bence. Yani böyle sizin yorumlarınız varsa bekliyorum. Ben açıkçası hani bölüm olarak beğendim ama bir The Flash bölümü olarak beğenmedim. O yüzden söyleyecek pek de bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Şu an hala izlemedim ama izlediğim zaman yukarıda belki linkini ya da işte bölüm video sonunda linkini bulursunuz. Arrow'la da ilgili videomu hazırlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.